Dünyada felsefeden daha az felsefe yapılan başka bir konu yoktur. Friedrich Hegel, 1772 ile 1829 arasında. Alman tarihçi ve şair Friedrich Hegel aforizmaları, kısa, iki anlamlı sözler, modern felsefeye tanıtan kişidir. 1798'de felsefe hakkında çok az felsefe yapıldığını, metafelsefe, gözlemleyerek beraberinde Batı felsefesinin nasıl işlediğini ve en iyi yaklaşımın hangi doğrusal tartışma türü olduğuna dair varsayımın sorgulanması gerektiğini öne sürmüştür. Hegel, Aristoteles'in ve René Descartes'in yaklaşımlarını benimsemez ve onların, bir başlangıç noktası oluşturacak somut ilkeler varsayımlarının yanlış olduğunu iddia eder. Ayrıca nihai cevaplara ulaşmanın olanaksız olduğunu, çünkü her tartışmanın sonucunun sonsuzca düzeltilebileceğini düşünür. Kendi yaklaşımını anlatarak felsefenin mutlaka ortadan başlaması gerektiğini söyler ve ekler, bu bir bütündür ve onu anlamaya giden yol düz bir çizgi değil, bir dairedir. Hegel'in felsefeyi bir bütün olarak gören holistik yaklaşımı kendisinin sanat ve yaşam hakkındaki romantik teorilerinin geniş bağlamıyla da örtüşür. Bu teoriler aydınlanma düşüncesinin tersine, bireysel insan duygularına akılcı düşünceden daha fazla değer verirler. Erken dönem felsefeye yönelik suçlamalarıyla çağdaşı Georg Hegel'i doğrulamazsa da, düşünümselliğin felsefi yöntemleri felsefenin kendi konusuna uyarlamaya verilen modernizm nedeni üzerinde çalışır. Felsefe düşünme sanatıdır ve Hegel'e göre yöntemleri, bulabileceği cevapları etkiler. Batı ve Doğu felsefeleri çok farklı yaklaşımlar kullanırlar. Kısaca, dal, metafelsefe, yaklaşım, düşünümsellik, öncesi. M.Ö. 450 Protagoras ilk ilkeler ve mutlak doğrular olmadığını söyler, insan her şeyin ölçüsüdür. 1641 René Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım demekle, üzerine varoluş hakkında inançlar inşa edebileceği ilk ilkeyi bulduğunu iddia eder. Sonrası, 1830 Georg Hegel, tüm felsefe dairelerden oluşan bir daireye benzer der. 1920'ler Martin Heidegger felsefenin kendi varoluşumuzla ilişkimiz meselesi olduğunu ileri sürer. 1967 Jacques Derrida felsefi analizin sadece dil ve metinler düzeyinde yapılabileceğini ileri sürer.